Doktor Sinan Bey, paratiroid bezlerinin aşırı çalışmasıyla ortaya çıkan hiperparatiroidi hastalığının tanımlamasını bize yapabilir misiniz? Tabii Doktor Ahmet Bey. Paratiroid bezinin bir tanesinin ya da daha fazlasının aşırı miktarda büyüyüp salgılanmasıyla, paratormonun aşırı salgılanmasıyla ortaya çıkan tabloyu aslında primer hiperparatiroidi diyoruz. En sık rastlanan bu tablo. En sık rastlanan bu olduğu için. Önce bundan başlayalım. Paratiroid adenomu. Paratiroid adenomu diyoruz buna. Paratiroid adenomu olunca fazla miktarda salgılanan paratormon kemiklerden fazla miktarda kalsiyumu çözüyor. Ve kandaki fazla kalsiyum kişide bazı bulgulara yol açabiliyor. İşte sinirlilik, terleme, sık idrara çıkma, çok susama gibi bazı bulgular, non-spesifik bulgular olabiliyor. Hatta bazı psikiyatrik bulgular da ortaya çıkabiliyor. Bazı hasta üroloji kliniklerinden bizlere geliyor. Çünkü böbrek taşı oluyor. Kanda aşırı miktarda kalsiyum böbreklerden süzülürken tabii taşa neden olabiliyor. Yaşlı hastalarda kemik kırıkları, kendilerinden kemik kırıkları olabiliyor. Osteoporoz oluyor. Kemik ağrıları oluyor bu kişilerde. Böyle olunca bunun tanısını koyuyoruz. Tanıyı tabii paratormon yüksekliği, D vitamini ve kalsiyum yüksekliğiyle koyuyoruz ama paratiroid adenomunun tek tedavisi aslında sizin konunuz tabii ki cerrahi. Tabii, cerrahi tabii. Şeyde bu yüzden yerini belirlemek çok önemli. En önemli şey bu. Hatta bu konuda tabii ki %15-20'lerde yeri bilinmeyen, bulunamayan paratiroid adenomaları oluyor. Bizim de kendi hastalarımızda pratik olarak yaşadığımız vakalarımız var, hastalarımız var. Birçok çalışmaya rağmen bazen paratiroid adenomunun yerini bulamayabiliyoruz. Tabii görüntüleme tekniklerinde neler yapıyoruz? En başta boyun ultrasonu, paratiroid sintigrafisi o gösterebiliyor. Ancak 1 santimin altındaki adenomların sintigrafide görülme oranı oldukça düşük, oldukça zor. Gerekirse boyun MR'ı ama dediğiniz gibi %20'ye yakın bir oran tüm bu görüntüleme tekniklerine rağmen yeri saptanamıyor. Yeri saptansa kolay zaten siz cerrah olarak işi hemen yeri hallediyorsunuz. Hastalarda işlem çok kolay. Evet. Yeri saptanamazsa siz ne yapıyorsunuz? Şöyle, yeri saptanamayan hastalarda yapılanlar tabii ki çok ayrıntılı bir yere giriyor. Onu hemen anlatayım ama yeri saptanmış olanlarda normal tiroid ameliyatı yapmıyoruz. Orada boyunda küçücük bir açıklıkla, yani 1,5-2 santimlik açıklıkla direkt nokta atışıyla paratiroid adenomunu çıkartıyoruz. Kesin tedavi oluyor. Ama yeri saptanamadığı zaman bu defa boynu eksplorasyon dediğimiz araştırmaya alıyoruz. Yani ameliyat esnasında paratiroidleri tek tek bulup inceliyoruz. Bunların hangisinde adenom var diye. Buna rağmen hastaların bazılarında yine de bulunamayabilir. Çünkü bu paratiroid adenomu göğüs içerisinde hatta kalbin yakınlarında olabilir. Bunu da değerlendirmek gerekir ki çoğu zaman bu yöntemlerle saptanabilir. Saptanmadığı zaman burada bulunabilme ihtimallerini de düşünmek gerekir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.